Kısaca özetleyine hoş geldiniz. Bugün depresyon nedir sorusunu cevaplayacağız. Depresyon sık rastlanılan psikolojik sorunlardan biridir. Depresyon sözcüğü Latince'de çukur, çöküntü anlamına gelen depresyo kelimesinden gelmektedir. Bu sebeple Türkçe'de ruhsal çöküntü olarak da adlandırılır. Herkes zaman zaman kendini kötü hissedebilir. Derslerde kötü notlar almak, işini kaybetmek, tartışmalar yaşamak, hatta yağmurlu bir gün bile üzüntü duygusunu uyandırabilir. Sonra koşullar değişir ve bu duygu kaybolur. Klinik depresyon ise bu üzüntü halinden farklıdır. Bu bir hastalıktır ve koşulların değişimiyle ya da bu duyguların değişmesini istemek ile düzelmemektedir. Depresyonun farklı semptomları olabilir. Üzgün ruh hali, normalde zevk alınan şeylere ilgi kaybı, iştah değişikliği, değersiz veya aşırı suçlu hissetme, çok fazla veya çok az uyku, konsantrasyon eksikliği, huzursuzluk, yavaşlık, enerji düşüklüğü veya tekrarlayan intihar düşünceleri gibi. Bu semptomlardan en az 5'i en az 2 hafta sürer ve kişinin iş ve insan ilişkilerine ve sorumluluklarına önemli ölçüde etki eder. Depresyona neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Hem genetik hem de çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Depresyonun belirtileri sadece davranışsal değildir. Depresyonun beyin üzerinde fiziksel etkileri de vardır. Depresyon genetik ve çevresel birkaç faktörle ilişkilidir. Örneğin serotonindeki işlev bozukluğu ile karakterizedir. Depresyonda olan kişinin yardım alması çok uzun zaman alabilir. Ancak yardım alındıktan sonra etkili olan tedaviler vardır. İlaçlar ve terapi tedavi açısından birbirini tamamlar. Bilim adamları ayrıca başka tedaviler üzerinde de çalışmaktadır. Depresyonla mücadele eden birini tanıyorsanız onu nazikçe bu seçeneklerden bazılarını aramaya teşvik edebilirsiniz. Depresyon hakkında açıkça konuşmak gibi küçük adımlar bile yardımcı olabilir. Bir terapist bulma gibi ilk adımlarında da onlara yardımcı olabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.